bulunca çabuk çözdüm. Arka tarafta alıyor herhalde. Tamam, süper. Yiğit'in de bahsettiği gibi bilgisayar mühendisliği mezunuyum İstanbul Kültür Üniversitesi'nden. Daha önce de WordPress tarafında ve dijital pazarlama tarafıyla ilgiliydim. Bir senedir de Zeo'da SEO analisti olarak görev alıyorum. Yiğit ilk meetups'ım olduğunu, ilk sunumum olduğunu söyledi. Ama Digital Zone'da da benim bir sunumum vardı. Kendisi unutmuş olabilir. Şöyle beraber izleyebiliriz. Ufak bir sunumum vardı. Ama böyle bitmişti. Şimdi ikisiz varsınız, o yüzden daha rahatım. Burada rekor meetups katılımlarından birisi yani. Bakalım. Viraldi bu zaten, viral bir çalışmaydı. Malum ay sonu sıfır bütçeyle SEO stratejisi oluşturmak üzerine bir konu seçtim. Sunumum boyunca bütçeye dahil olmayan şeyler neler? Kahve, elektrik ve internet. Bu tarafta ben sorumluluk kabul etmiyorum. Sunumumu genel olarak seçtiğim bir karakter üstünden götüreceğim. Kendisi Elvin Levinler. Bir influencer, aynı zamanda blogger, vlogger. YouTube kanalı var. Sosyal medyada bayağı aktif, sosyal etkileşimi çok yüksek bir insan. Bir blogu var, elvinmi.com adında. Bu blogda ücretsiz bir CMS olan WordPress altyapısını kullanıyor. Sosyal tarafta ne kadar güçlü olsa da organik tarafta bir o kadar zayıf aslında. Bunu seçmemdeki sebep, bu karakterimizi seçmemdeki sebep aslında hem blogun WordPress altyapılı olması hem de sosyal taraftaki gücünü organik tarafla nasıl birleştirebiliriz? Biraz bu noktalara değinmek. Devam edecek olursak, gördüğünüz üzere 496 bin takipçisi var Instagram'da. YouTube tarafında da 376 bin abonesi var. Oldukça güçlü. Organik tarafta baktığımızda ise durum içler acısı diyebiliriz. Çünkü bu zamana kadar hiç SEO çalışması yapılmamış. SEO görünürlüğü sıfır. Search Metrics verilerine baktığımız zaman. Bu tarafta beraberce ne yapabiliriz? Biraz bunlara değineceğiz bugün. Neden WordPress? Biraz buradan bahsetmek istiyorum aslında. Çok da detaylı girmeyeceğim bu tarafa ama yani neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Ücretsiz bir CMS, açık kaynak kodlu, bir o kadar kullanılabilir ve yüksek performans içeriyor. Web dünyasının %26'sı WordPress kullanıyor. Bu ciddi bir rakam aslında. Pazarda, CMS pazarında diyelim, %56.4 ile pazarı domine ediyor aslında. Her gün 500 site WordPress'te oluşturuluyor. Bu WordPress.com tarafında da olabilir. WordPress'in indirilen WordPress.org tarafında da olabilir. Bugüne kadar 1 milyar 250 milyon kez indirilmiş. Çok ciddi bir rakam. Açık kaynak kodlu olduğunu belirtmiştim. Bu tarafta da 44 bin eklentiyle çok ciddi bir aslında support tarafı var WordPress'in. 56 dilde de yayın desteği olan uluslararası platform aslında. Elvinimin.com'da aslında Elvin'in sitesi olan Elvinimin.com'da çözüm olarak nasıl bir SEO tarafında başarılı bir strateji oluşturmayı nasıl düşündük? Projeyi baştan sona değiştirerek tabii ki. Çünkü daha önce hiç SEO çalışması yapılmamış. Biz de bunu sıfır bütçeyle nasıl yapabiliriz? Neler oluşturabiliriz? Bunlara bakacağız. Başta söylediğim gibi WordPress seçtik. Yüksek performans içerdiği için. Sonrasında en büyük, en önemli adımımız belki de iyi bir tema seçimi ve kullanıcı deneyimini maksimum düzeyde sağlamak olacaktır. Çünkü dediğim gibi persona olarak seçtiğimiz karakter zaten sosyal medya tarafında oldukça güçlü. Sitesine gelecek kullanıcılar da sadece organik taraftan değil, sosyal medya tarafından da bir o kadar gelecektir. Onlara maksimum deneyim yaratmak oldukça önemli. Ve tabii ki en son olarak da en önemli metriğimiz olan site hızı. Site hızı Google'ın da zaten çok uzun süredir belirttiği gibi SEO tarafında da bizim için olmazsa olmaz bir metrik. Bunun için de iyi bir sunucu seçmek de çok önemli. WordPress gibi ücretsiz bir CMS seçtik. Altyapısı kuvvetli olan. İyi bir tema seçtik. İyi tema seçimine kısaca değinmem gerekirse de responsive bir tema olmalı. Aynı zamanda iyi bir tema seçerken ThemeForest gibi sitelerden premium temalara bakarken belli hız testi araçlarına sokup oradan aldığımız verilerin de yüksek olmasını göz önünde bulundurabiliriz. Arkasından da iyi bir sunucu seçebiliriz. Türkiye'de yer alıyorsak Türkiye lokasyonlu bir sunucu seçmek avantaj olacaktır. Dediğim gibi projeyi baştan sona değiştirmek diye konuştum. SEO tarafında aslında 4 ana kalemde incelemek yanlış olmayacaktır. Bunlar teknik SEO. Sitemizi daha taranabilir, Google botları tarafından indekslenebilir ve kullanıcılar tarafından da aslında okunabilir hale getirmek ilk görevimiz olmalı. Stratejiyi belirlerken. Ardından sıralama edinebilecek içerikler oluşturmak çok önemli.
Salih bu konuda bize zaten güzel bir sunum sunacak benden hemen sonra. Hemen arkasından da bu oluşturduğumuz içerikleri kimse bilmezse aslında bizim için çok bir faydası olmuyor. O yüzden güçlü bir link inşasıyla beraber hem marka bilinirliğimizi arttırmak hem de bu içeriklerimizi organik tarafta daha yüksek sıralamalara ulaştırmak için link inşamızı yapmamız gerekli. Son olarak da bütün bu yaptığımız çalışmalar bizlere neler kattı? İyi mi gidiyoruz, kötü mü gidiyoruz? Sonuçta sürekli bir optimizasyon yapmak için sürekli bir ölçümleme yapmamız lazım. Neticede ölçümleme yapmadığımız işi geliştiremeyiz. Teknik SEO'dan başlamam gerekirse, bu tarafta hem başlarken, ilk SEO çalışmalarımıza başlarken ilk dikkat edilmesi gereken noktalara değineceğim. Hemen arkasından da aslında teknik SEO tarafında seçtiğim tool'lardan size bahsedeceğim. Bu tool'lar ücretsiz ya da deneme sürümü olan tool'lar olabilir. Bu tool'ların hangi modüllerini ne derece kullanabileceğiz sıfır bütçeyle ona değineceğim. Ben sizler için DeepCrawl ve ScreeningFrog seçtim. Bunlar aslında tarama ve yani crawling tarafındaki tool'larımız. Teknik tool'larımız. Aynı zamanda site hızı test araçlarımız var. Bunlar da zaten bildiğiniz üzere GT Metrics ve Google'ın kendi aracı olan PageSpeed Insight tool'u. Bunlara alternatif olarak da Botify ve OnPage tool'larımız var. Genel olarak başlarsak bu tool'lardan önce değinmem gereken aslında iki önemli adım var. Yine demin bahsettiğim aslında buradaki tool'larımız ana tool'larımız teknik SEO tarafında. Buradaysa yine ücretsiz olan yan araçlarımızdan söz edeceğim. Burada evet bunlar ücretsiz. Aslında şöyle %100 ücretsiz değil tabii ki. Ama 14 günlük bir deneme sürümüyle beraber 1000 kredi hak tanıyor bize DeepCrawl. Bu 1000 kredi hakkı istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. ScreeningFrog ise DeepCrawl online bir tool'umuz. ScreeningFrog ise masaüstünde çalışan bir tool'umuz. O da bize her tarama işlemi için aslında 500 URL ile sınırlıyor. Çok büyük hacimlerde bir site değilsek fazlasıyla işimizi görecektir aslında bu tool'lar. En azından başlangıçta teknik altyapımızı oluştururken bizleri büyük oranda netleştirecek, büyük oranda ilerletecek tool'lar. İlk başta başlarken sitemiz farklı versiyonları var mı yoksa tek versiyonda mı açılıyor? Bunu kontrol etmemiz çok önemli. Elvin'in örneğinde gördüğümüz üzere Elvin'in hem SSL sertifikası var hem de HTTP versiyonu da açılıyor. Bu bizim için uzun vadede çift içerik hatasına yol açacaktır SEO tarafında. Bu da tarama bütçesini olumsuz yönde etkileyerek aslında Googlebot'un sitemizde belki de önem verdiği sayfaları daha az gezmesine neden olacak. Bu da doğal olarak istemediğimiz bir durum. Bir süre sonra sitemizin kalitesini düşürecek. Bunun için aslında WordPress'te çok başarılı bir eklenti var. Gene Elvin üzerinden örnek vermem gerektiği için öneriyorum. Easy HTTPS Redirection eklentisi. Bu eklenti direkt aslında HTTP URL'lerimizi HTTPS karşılıklarına direkt yönlendiriyor. Aynı zamanda HTTPS sitemizde kaynak kod içerisinde HTTP URL'ler barınıyorsa bunları da direkt HTTPS karşılıklarıyla güncelliyor. Büyük oranda aslında işimizi çözüyor. Bununla beraber bir Chrome eklentimiz var. Yine ücretsiz bu Chrome eklentisi de. IMA Redirect Path eklentisi. Bu da herhangi bir sitenin herhangi bir sayfasındayken bizlere kolaylıkla o sitenin yanıt kodunu 200 mü, 404 mü, 301 mi, nasıl bir yanıt kodu döndüğünü pratik bir şekilde görmemizi sağlıyor. İkinci en önemli unsur, sitemizin tek versiyonu açıldığından emin olduktan sonra sitemizin bir dil versiyonu olacak mı? Çift dilli bir site mi olacak? Tek dil üzerinden mi ilerleyecek? Buradaki bunu en başa koymamın sebebi aslında bütün teknik altyapıyı ayarlarken bu tarafın baştan karar verilmiş olması gerekli. Çünkü temel taşlardan biri. Sitemiz eğer Türkçe açılacaksa direkt sitemize girildiği zaman varsayılan olarak Türkçe açılması gerekli. Yabancı olan dilimiz, yani ikinci açılacak dilimizde dile ait alt klasör altında açılmasını biz SEO tarafında daha ideal yapı olarak öneriyoruz. Elvin sitesinde gördüğünüz üzere hatalı bir yapı mevcut. Site Türkçe, menü Türkçe, içerik Türkçe, hatta içerikte bazı yerler Türkçe, bazı yerler İngilizce ama URL komple İngilizce. Tamamen bir kafa karışıklığı var aslında. Bu tarafta siteyi İngilizce ve Türkçe olarak ikiye ayırmak için iki tane yine ücretsiz WordPress eklentimiz var. Bunlardan biri Polylink, diğeri de Qtranslate X. Benim yorumlarını okudum ve incelediğim kadarıyla Polylink daha çok seviliyor bu tarafta. Siteyi aynı şekilde hem İngilizce hem Türkçe versiyonlarını yaratıp İngilizce versiyonları da İngilizce alt klasör altına almamızı kolaylıkla sağlıyor. Aynı zamanda bize Reflank etiketleri tarafında da büyük bir kolaylık sağlıyor. Bunun detaylarını zaten ileride bahsedeceğim. DeepCrawl'la başlarsak, dediğim gibi 14 günlük bir deneme sürümü var. 1000 kredi veriyor bize. Sitemizi DeepCrawl'la taradıktan sonra
tarama sonucunda çıkan teknik hataları aslında bize deep crawl gayet güzel bir şekilde görselleştiriyor. Solda bir pie chart'ımız var. Sağda da non-200 yani 200 yanıt kod vermeyen sayfalarımızın listelendiği güzel bir chart'ımız var. Burada hızlıca bakabiliyoruz. Çift içerik hatalarımız var. Pagination etiketleriyle ilgili hatalarımız var. Non-indexable hatalarımız var ve 200 yanıt kodu vermeyen sayfalarla ilgili hatalarımız var. Çift içerik hatalarını hızlıca bahsetmem gerekirse burada HTTP ve HTTPS kaynakların bir arada kullanılmasından dolayı bir çift içerik hatası mevcut. En başta nedenini açıklamıştım zaten. Gördüğünüz üzere aynı içerik farklı URL'lerden Google Bot'a sunuluyor. Bu da bize uzun vadede gene tarama bütçesini olumsuz etkileyecek bir durum yaratıyor. Başta önerdiğim eklentiyle bu da sorunsuzca çözülebiliyor aslında. Bu sadece bu açıdan çift içerik hatasını sadece HTTP ya da HTTPS olarak almayabiliriz. Farklı URL'ler üzerinden aynı içerik sunulduğu zaman bu hatayla karşılaşmamız mümkün. İçerik özelleştirmesi gibi durumlarla bu hatadan rahatlıkla kurtulabiliriz. İkinci büyük hata aslında pagination etiketleriyle ilgili. Bu WordPress tarafında aslında tam çözülebilmiş bir konu değil. Ben bayağı araştırdığımda da hani net bir cevabını bulamadım. WordPress'te şöyle bir durum mevcut. Google'ın bizlere önerdiği ideal senaryoda pagination etiketleri sadece sayfalandırılmış içeriklerin tanıtılması amacıyla kullanılması gerektiğini söylüyor. WordPress tarafında gelen, default olarak gelen pagination etiketleri ise bizlere önceki ve sonraki yazıları aslında sunuyor. Bu istemediğimiz bir durum. Bunu sadece Yoast SEO eklentisi çözebiliyor. Bu eklentiyle beraber hem istemediğimiz pagination etiketleri ortadan kalkmış oluyor hem de ideal ilk ve sonraki sayfayı gösteren Google'ın da önerdiği pagination yapısına kavuşmuş oluyoruz. Eklenti kurmak istemeyenler için belki biraz teknik olacak ama temamızın içinde functions.php dosyamızın içerisine ekleyebileceğiniz bir kod bloğu mevcut. Kod içerisinde işaretlediğim yapı aslında bizlere istemediğimiz ilk ve sonraki yazıyı gösteren pagination etiketlerini sildiriyor. Hemen yukarısındaki bir if döngüsü var. Bu da bize Google tarafında istediğimiz pagination etiketlerini heading'in içine eklememizi sağlıyor. Bir sonraki hatamız reflank etiketleri. En başta bahsettiğim sitemiz çift dilli olacaksa reflank etiketlerini muhakkak kullanmamız gerekli. Organik tarafta her kullanıcı kendi diline göre sonuçlarla karşılaşması gerekli. Bunu da Google Bot'a en güzel reflank etiketleri tanıtıyor. Aşağıda yine deep crawl çıktısında reflank etiketlerinin yanlış kullanımı ya da doğru kullanımı ile ilgili bir yüzdesel dilim var. Yukarıda ideal bir kullanım var reflank etiketlerinin. Canonical olarak her zaman kendisini işaret etmesi gerekli. Sayfa İngilizce karşılığında ve Türkçe karşılığında yine aynı şekilde vermesi gerekli. İki versiyonda da. Bunun için en başta önerdiğim polylink gibi eklentileri kullanabiliriz. Onun haricinde reflank etiketlerini ayrı bir şekilde kullanmak isterseniz, yani sayfa bazında her sayfa için özelleştirilmiş reflank etiketleri kullanmak isterseniz, reflank text light adında bir WordPress eklentisi mevcut. Her sayfa için bunları öz olarak düzenleyebiliyorsunuz. İndekse ve taramaya kapalı sayfalarsa ikinci hatamız olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu da WordPress tarafında gelen default hatalardan bir tanesi. Bunun ana sebebi bunlar genel WordPress'te çok karşılaşılan hatalar. O yüzden aslında biraz bunlara da özellikle yer vermek istedim karakterim üzerinden. Bunlar WordPress sayfasında yazıların içerisindeki yorum bağlantılarından yeni sayfalar türetilmesine neden oluyor. Ve bunlar da aslında uzun vadede yine duplicate içerik üreterek, yani çift içerik üreterek bizlere yine tarama bütçesini çok efektif kullanmamamıza neden oluyor. Bunun da yine çözümü Yoast SEO aslında. Yoast SEO pek çok sorunu aslında tek başına çözebiliyor. Güçlü bir eklenti WordPress tarafında. Bunlar zaten noindex olarak geliyor karşımıza. Eğer bu hatalar haricinde noindex tarafında, indekse ve taramaya kapalı sayfalar tarafında hatalarla karşılaşırsak deep crawl'da bilelim ki ya robots tarafından engelletilmiş URL'lerdir bunlar ya da kaynak kod içerisinde noindex meta etiketi eklenmiş URL'lerdir. Non-200 sayfaların detayına gelirsek yine deep crawl'da bunları hızlı bir şekilde görmemiz mümkün. 301 sayfalarımız mevcut site içerisinde, 301'ler kalıcı yönlendirmeler. Artık yönlendirme işlemi yapıldıktan sonra site içerisinden bağlantılanmaması gerekli. Site içerisinde bağlantılandığı yerlerde yönlendirildiği karşılıklarla güncellenmesi gerekli. Deep Crawl'un bize sunduğu en büyük avantajlardan bir tanesi site içerisinde nereden bağlantılandığını görmüş oluyoruz. Gördüğünüz üzere HTTP kaynağımız var. Daha doğrusu non-W bir kaynağımız var, URL'imiz var yukarıda. Bu www'lu karşılığına yönleniyor 301'le. Ama aynı zamanda ana sayfada, www sayfada kalmaya devam etmiş.
Bunu burada güncellememiz gerekli. Bu sayede 301 hatasından kurtulacağız. Yine 302 hatalarımız var. 302'lerde geçici yönlendirmelerimiz. Bu tarafta da 302 geçici yönlendirmelerin aslında 301 kalıcı yönlendirme karşılıklarıyla güncellenmesi gerekli. Yine DeepCrawl bize aslında hangi sayfada bu hatayla karşılaştığımızı net bir şekilde verebiliyor. Hatta sağ tarafta göreceğiniz üzere View in Live Source tarafında kaynak koda kadar bize detaylı gösteriyor sayfanın neresinden linklendiğine. Son olarak da 404 sayfalarımızla ilgili hataları görmemiz mümkün. Daha önce sitemizde bulunan ama artık bulunmayan ya da hatalı yaratılmış URL'ler olabilir bunlar. Bunların da site içerisinde ilgili karşılıklarına, ilgili karşılıkları yoksa da ana sayfaya kalıcı yönlendirmeyle yani 301 ile yönlendirilmesi gereklidir. WordPress tarafında bunları çözebileceğiniz eklentiler yine Yoast SEO olabilir. Yoast SEO'yu Search Console'la bağlayıp bunları hızlı bir şekilde görebilir ve yönlendirme kurgusunu direkt Yoast içinde halledip Search Console'da aslında bildirim yollayabilirsiniz ben bunları düzelttim diye. O için oldukça faydalı. Ben yönlendirmelerimi sayfa bazında özel olarak yapacağım diyorsanız da Redirection adında bir eklentimiz var. Her sayfa için özel bir yönlendirme kurgusu yaratmanızı sağlıyor. 301 ya da 302 tamamen ihtiyacınıza göre aslında. Son olarak yine WordPress tarafında oldukça sık karşılaşılan ortam dosyalarına ait sayfalarla ilgili bir hatamız mevcut. Bu da site içinde yazılarımız içerisine eklediğimiz görselleri bizlere ayrı bir sayfa olarak sunmasından kaynaklı uzun vadede bizlere çift içerik hatası yani aynı sayfaların birden çok türetilmesine neden oluyor. Bu da yine konu tarama bütçesine çıkıyor aslında. Tarama bütçesine olumsuz etkilenmesine neden oluyor ve Googlebot'un sayfamızda daha fazla sayfayı gezerek aslında önemli sayfalara daha az vakit ayırmasına neden oluyor. Bu da yine Yoast tarafında çözülüyor. Yani Yoast bu işin olmazsa olmazı gibi bir şey diyebilirim. Ya da Attachment Page Redirect adında eklentimizle direkt bu sorunu kökünden çözebiliyoruz. Eğer ilgili bir böyle bu şekilde bir URL varsa, böyle bir görselimiz varsa bunu ilgili olduğu yazıya 301'liyor. İlgili olduğu bir yazı yoksa da ana sayfamıza 302'liyor aslında. Geçici bir yönlendirme yapıyor. Site haritası aslında en önemli konu SEO'da. Google botlarını sitemizi daha iyi tanıtmak ve site içindeki akışı da daha iyi yönlendirmek için site haritası olmazsa olmaz. DeepCrawl çıktısında gördüğünüz üzere herhangi bir site haritası bulamadı. Eğer site haritamız olsaydı ve site haritasında bulunmayan URL'lerimiz olsaydı DeepCrawl bunu da gösterecekti aslında. Bu URL'lerin site haritasında bulunmuyor. Bunları site haritasına muhakkak eklemelisin diye. Çünkü Google her zaman bize dinamik site haritası oluşturmamızı öneriyor. Dinamik site haritası oluşturabileceğiniz WordPress eklentileri ya Yoast SEO'nun kendi site haritasını kullanabilirsiniz ya da Google XML site haritasını kullanabilirsiniz. Google XML site haritası bu tarafta en çok kullanılan site haritası. Sitenizden herhangi bir sayfa silindiği zaman otomatikman site haritanız da güncelleniyor. Herhangi bir sayfa eklendiği zaman da otomatikman ekleniyor. Gene bunların hepsini ücretsiz olarak WordPress tarafında indirebiliyorsunuz aslında. DeepCrawl sadece bize teknik hataları sunmuyor. Aynı zamanda on-page tarafındaki geliştirmeleri de sunuyor. Gördüğünüz üzere normal title etiketi olmayan ya da title etiket normalden kısa olan ya da title etiket normalden uzun olan sayfalarımızı, zayıf içerik sayfalarımızı ya da heading etiketleri bulunmayan sayfalarımızı bizlere sunuyor. Ben bunları manuel olarak çözmenizi de önerebilirim. Ya da Yoast tarafında yazacağınız kurallarla tek bir seferde, tek bir panelden çözmeniz de mümkün. Yoast SEO ile. İkinci DeepCrawl tarafını bitirdik. İkinci tool'um aslında Screaming Frog. Screaming Frog başta da söylediğim gibi masaüstü bir tool. Aslında Screaming Frog DeepCrawl'la tamamen aynı işlemleri yapıyor. DeepCrawl arayüz olarak hataları ve veriyi biraz daha güzel görselleştiriyor bizlere. Screaming Frog'un ise önemli bir özelliği var. Siteden veri toplama yani Custom Extraction modülü. Bir blog sitesi olmadığımızı varsayalım. Karakterimizin biraz dışına çıkalım. Küçük hacimli ya da orta ölçekli bir e-ticaret sitesi olduğumuzu varsayalım. Buradaki hatalarımız çeşitli kategorilerde toplanmış olabilir. Bundan kastım şu. Demin bahsettiğimiz gibi 301 hatalarımız genelde belli kategorilerde olabilir ya da 404 sayfalarımız belli sitemizde kategorilerde toplanmış olabilir. Bunları anlamlandırmak çözüm aşamasında çok önemli. Bu tarafta biz bu kategorileri nasıl anlamlandırabiliriz? URL tarafından ipuçları yakalayarak. Bazen ama URL tarafında alt klasörleme yapısı yoksa buralardan bir ipucu yakalamak çok zor olacak. Bu tip bir durumda işte Custom Extraction oldukça işimize yarıyor. Yine ücretsiz bir Chrome eklentisi olan XPath Helper adında bir eklentimiz var. Pardon. Eklenti sitemize kuruyoruz. Daha doğrusu tarayıcımıza kuruyoruz. İlgili siteden breadcrumb yapısını kullanmak için bu eklentiyi kullanıyoruz. Nasıl?
Yörel yapısından demin dediğim gibi ipucu yakalamak zor olabilir. Nereden bu ipucunu yakalayabiliriz? Site üstündeki breadcrumb kurgusundan. Ya da sadece hata yakalamak olarak düşünmeyelim. Biz senin kategori ağacını çıkaracağımızı düşünelim. Kategori ağacı tarafına da yine biz senin breadcrumb'ı bize aslında oldukça fazla ipucu veriyor. Bu breadcrumb'ı da çekmek için, tüm sayfalardan otomatik olarak çekmek için XPath Helper eklentimizi kullanarak breadcrumb'ın aslında site üstündeki XPath yolunu çıkarmış oluyoruz. Sağ tarafta hemen bunları text olarak onaylayabiliyoruz, doğrulayabiliyoruz. Daha sonrasında Screaming Frog içerisine girip Configuration, Custom, Extraction modülünden bu XPath uzantımızı yazıp aslında bizlere adım adım tüm URL'lerimize ait breadcrumb, yani ait olduğu kategoriye ait kurguyu çıkarmış oluyoruz. Bunu da tek bir export yardımıyla Excel'e rahatlıkla dökebiliyoruz. Son olarak aslında site hızına değinmek istiyorum. Site hızı tarafında en başta da gösterdiğim gibi iki önemli aracımız var. Biri GT Matrix, bir tanesi de Google'ın kendi aracı olan PageSpeed Insight. Bu tarafta temel kontrolleri yapmak için tabii ki önce bir test etmemiz gerekli. Ben Elvin'in sitesini burada test ettim. elvinwin.com'u. Yüksek bir skor aldığı söylenebilir. Aynı zamanda WordPress üzerinden test ettiğim için GT Matrix otomatik olarak bunu algılayıp WordPress tarafında site hızıyla ilgili yapılabilecek geliştirmeler konusunda da bizlere öneri veriyor. Temel kontrollerle beraber aslında temel hatalarımızı da görüyoruz GT Matrix tarafında. Aslında bu hataları, site hızı tarafındaki hataları çözebilecek çoğu eklenti VP Fastest Cache eklentisinde toplanıyor. Bu eklenti hem sunucu tarafındaki sorunları çözüyor. Çünkü normalde WordPress tarafında site sunucu tarafına bir istek yapıyor. Bu istek MySQL ve PHP tarafına derlenip öyle bir çıktı veriliyor. VP Fastest Cache'in özelliği ise direkt sunucu tarafından yanıt vererek aslında önceki aşamayı bypass edip aradaki süreci biraz daha hızlandırmak diyebiliriz. Güzel yanı bu eklentinin yaratıcısı bir Türk ve dünyada da en çok kullanılan aslında cacheleme eklentisi bu. O yüzden buraya bayrakları asalım dedim. İmaj optimizasyonu ile ilgili de aslında site hızı tarafında bizleri en çok uğraştıran ya da en çok etkisini kısa vadede QuickBin olarak gördüğümüz eklenti de Kraken.io tool'u. Bu eklenti normalde API ile kullanılan bir eklenti ama hemen aşağıda gördüğünüz üzere yine WordPress tarafında da eklentisi yapılmış bir araç. Tamamen ücretsiz. Premium tarafı da var ama ücretsiz olarak da kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere sağda orijinal görsel var, solda da sıkıştırılmış görsel var. Ama kalite olarak hiçbir fark yok. Ama boyut olarak yarı yarıya bir aslında azalma var. Bu bizim için aslında görsel optimizasyon tarafında bulunmaz bir nimet diyebiliriz. Şimdi temel optimizasyonları hallettik. Biraz ileri optimizasyona bakarsak, ileri seviyeye. Google'ın Canary adında bir tool'u, bir tarayıcısı daha var. Bu tarayıcı aslında biraz daha developer taraf için geliştirilmiş bir tarayıcı ve beta sürümünde şu an Google tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. Bu tarafta bu Canary tarayıcısının geliştirici araçlarında audit sekmesinde performans raporu alıp sitemizin hızını analiz edebiliriz. Bununla ilgili ben elvinwin.com üzerine hemen bir analiz gerçekleştirdim. Sağ tarafta gördüğünüz üzere aslında bize diğer ücretsiz site hızı test araçlarının vermediği bazı sonuçlar veriyor. Ne gibi? Sitemizin DOM content'inin yüklenme hızı, sitemizin ilk etkileşim aldığı andaki yüklenme hızı ya da sitemiz tamamen yüklendiği zaman, kullanıcıya tamamen tüm görsellerin sunulduğu zaman ne kadar sürede yüklenmiş, bunları görebiliyoruz. Altta da hemen bunlarla ilgili aslında bizlere önerileri yine tarayıcı sunuyor. Bunun en büyük avantajı ise bu analizi rakiplerimize de hızlı bir şekilde yapabilmemiz. Rakiplerimizin sitesine girip aslında tarayıcımız üzerinden basit bir audit gerçekleştireceğiz. Böylelikle rakiplerimizle ilk yüklenme hızımız ne aşamada, son yüklenme hızımız ne aşamada, buna bakabiliriz. Bu özellikle e-ticaret tarafında, özellikle ürün sayfalarında, ürün listeleme sayfalarında aslında oldukça değerli bir veri sağlıyor bize. Burada daha detaylı gördüğünüz üzere ilk anlamlı yüklenme zamanını gösteriyor sol tarafta. Ardından tamamen site yüklenene kadar geçen süreci bize görselleştiriyor tool. Teknik SEO tarafında anlatacaklarım aslında bu kadar. Temel olarak teknik SEO'muzu gerçekleştirmiş olduk. Temellerini atmış olduk. Hatalarımızı görmüş olduk. Bütün Meetups videolarımız da daha yeni YouTube üzerinde yayınlandı. Burada daha detaylı inceleyebilirsiniz. Anlattığım konularla ilgili daha detaylı Meetups'lardan videolarını göz atabilirsiniz. Paylaşacağım. Sunumu da aynı şekilde Twitter'da paylaşacağım zaten. Oradan da linklere ulaşabilirsiniz. Bütün görsellere de. Sıra geldi içerik optimizasyonuna. Teknik tarafı bitirdik. Artık biraz da sıralama edinebilecek içerik oluşturmakta sıra. Bu tarafta iki tane aslında önemli tool'umuz var. Aslında sıfır bütçe dedim ama
Ahrefs konusunda bunu birazcık esnettim. Çünkü Ahrefs içerik tarafında kullanmamız kesinlikle gereken bir tool. Yılbaşında bu tarafta ücretsiz bir dağıtım gibi düşünceleri var, bir planları var. O yüzden ekledim aslında yine sıfır bütçe dışına çıkmamak adına. Ama almak isterseniz 7 günlük bir denemesi $7. Yine Search Console, bizim Search Console'umuz ücretsiz. Alternatif olarak da Buzzsumo modunda bir tool'umuz daha var. Ahrefs'le başlarsak, elvinmin.com'a Ahrefs üzerinden analiz ettiğimde gördüğünüz üzere genel hatlarıyla hem backlink tarafında hem de listelendiği organik kelimeler tarafında genel bir analiz görebiliyorum. Gördüğünüz üzere 399 adet organik kelime de aslında Google üzerinde listeleniyor sitemiz. Şimdi rakip analizine biraz girmek çok önemli bu aşamada. Çünkü bir içerik oluştururken aslında fırsatları iyi yakalamak, pazar analizini iyi yapmak büyük önem arz ediyor. Ben yoldaolmak.com'u aldım. Çünkü o da bir seyahat bloğu. Hani biz de elvinmin.com'da seyahat yazıları barındırdığımızı düşünürsek bu tarafta nasıl içeriklerden pay çıkarabiliriz, nasıl pastadan dilim çalabiliriz bunlara bakmak istedim. Yoldaolmak.com'un organik keywordslerini taradım. Sol taraftaki organik keywords modülünden. Ve karşıma aranma hacmi çok yüksek aslında bir sürü kelime çıktı. Ama ben aslında bu çıkan 68.781 kelimenin bu Makedonya, İtalya gibi ülke kelimelerinin bunların en çok trafik aldığı kelimeler olduğunu düşünmüyorum. Bunun için aslında Top Page diye Ahrefs'in çok güzel bir modülü daha var. Tabii ona gelmeden önce hemen bir şeyden daha bahsetmem lazım, atlıyordum. Organic Keywords'u biz ne aşamada kullanabiliriz? Organic Keywords'te anahtar kelime analizi yaparken aslında biz SEO tarafında da çok kullanıyoruz. Ne yapıyoruz mesela? İstediğimiz bir içerik üretmek istiyoruz. Bu içeriğin anahtar kelimesini Google'a yazıyoruz. SERP'te yani arama sonuçlarında bu içerikte en iyi listelenen ilk 3 sitemizi alıyoruz. Daha sonrasında bu ilk 3 siteyi Ahrefs tarafında araştırarak, yolda olmak konu yaptığınız gibi araştırarak organik keywordlerini listeleniyoruz. Böylelikle bizim aslında kelimemizle ilgili içerik üretmiş 3 rakibimize ait bütün kelimelere ulaşmış oluyoruz. Daha sonrasında bu kelimelerin hepsini toplayıp elimize tabii 300-400 binlik bir kelime havuzuyla beraber bir analiz gerçekleştiriyoruz. Bizim için aslında içerik üreteceğimiz zaman en temel ihtiyacımız olan anahtar kelimeler elimizde kalmış oluyor nihayetinde. Biz SEO'da bunu içeride biraz da otomasyona dökerek bu anlattığım bütün süreci halleden bir tool geliştirdik. İç tool'larımızdan bir tanesi bu da. Yine anahtar kelime analizimizi aslında çok hızlandıran bir süreci sağlıyor. Anahtar kelimemizi girip direkt Ahrefs API'larını kullanarak bu süreci tamamen bizim için otomatize ediyor. Demin söylediğim gibi Ahrefs'te demin yoldaolmak.com'un en çok organik keywordlerini gördük ama en çok trafik aldığı kelimeler değil aslında onlar. Burada gördüğümüz üzere Top Page'den Ahrefs tarafında mesela yurt dışı telefon kaydı nasıl yapılır adında bir içerik görüyoruz en tepede. Bu içerikten 1824 kelime de listelenmiş. Ve çektiği trafiği de yine en solda görebiliyoruz. Aslında bu büyük bir bizim için insight yaratıyor. Çünkü demin gördüğünüz üzere Makedonya ya da herhangi bir şeyde listelenmemiz zorken bir gezi bloggeri olarak yurt dışı telefon kaydı nasıl yapılır gibi içerik üreterek belki de bu tarafta biz de bir pay çalabiliriz. Çünkü bu taraf en çok trafik aldığı sayfa olarak karşımıza çıkıyor. Top Page'den böyle bir insight yakalamamız mümkün Ahrefs'te. Content Gap adında bir tool'umuz daha var. Ahrefs için bir modülümüz daha var. Bu da aslında bizlere çok kıymetli bir analiz sağlıyor. Burada yukarıya rakibimizi giriyoruz. En alta kendi site adresimizi giriyoruz. Kırmızıyla işaretlediğim alanı tiklersek, işaretlersek aslında rakibimizin ilk onda olduğu, bizim ama hiçbir şekilde listelenmediğimiz kelimeleri bize sağ tarafta çıkarıyor. Yoldaolmak.com 6500 kelimede listelenirken, ilk onda listelenirken hatta biz bunların hiçbirinde yokuz. Bu yüzden bu tarafta aslında pay çekebileceğimiz ya da içerik üretebileceğimiz çok kıymetli bir alan. Bunu biraz daha detaylandırırsak aslında 3 rakip için gerçekleştirirsek yine 3 rakibi burayı istediğimiz kadar arttırabiliyoruz. Yine 3 rakibin ilk 10'da olduğu kelimeler karşımıza çıkıyor. 8000 kelime var ve biz bu 8000 kelimenin hiçbirinde aslında listelenmiyoruz. Bizim için bu tarafta oldukça büyük bir fırsat var. Bunu gözlemlemek çok önemli. Ahrefs'in benim en sevdiğim modüllerinden biri aslında Content Explorer modülü. Çünkü şimdi tamamen içerik üretmeye başladığımız zaman neyle ilgili içerik üreteceğimizi bilmek oldukça önemli. SEO tarafında bir şeyler yapmak istiyoruz. İyi sıralamalar almak istiyoruz. Ama iyi sıralama alacak içerik nasıl olur? Bunu iyi analiz etmek çok önemli. Ahrefs bize bu tarafta büyük bir insight gene sağlıyor. Content Explorer tarafında örneğin Paris gezi rehberiyle ilgili bir Paris'e gitti karakterimiz Elvin. Ve Paris'le ilgili bir gezi rehberi yazmak istiyor.
Paris Gezi Rehberi aramasını yapıyoruz Content Explorer tarafında. Daha sonrasında sağ tarafta 1000 ile 5000 kelime arasında yazılmış bütün Paris Gezi Rehberi içeriklerini tek bir ekranda görebiliyoruz. Bu içerikler neye göre sıralanıyor, ne kadar paylaşım alıyor, ne kadar organik tarafta trafik alıyor, bunları gözlemleyebiliyoruz ve buradan bir analiz çıkarabiliyoruz. Yine aynı şekilde en çok organik trafik alanlara göre de bir sort işlemi gerçekleştirip örneğin gezipgördüm.com üzerindeki yazı en çok organik trafik alan yazıymış. 3000 kelimeyle yazılmış. Bu tarafta bu şekilde insight'lar çıkararak aslında ideal içeriği nasıl oluşturabiliriz? Bir yandan bunu keşfetmiş oluyoruz. Yine sosyal medya tarafında aslında belki de yazımız çok detaylı olmayabilir ya da organik tarafta çok trafik almayabilir ama sosyal medya tarafında çok paylaşılabilen bir yazıdır. Bu yazıyı ne bu şekilde ilgi çekici hale getirmiş bunu analiz etmek için de yine Content Explorer'da Total Shares'a göre sort ettiğimiz zaman çıkan içeriklerden bunu anlayabiliyoruz. Yine Yoast'ı unutmayalım. Yoast üstümüze çok emeği var bu konuda. Yine o da içerik ürettiğimiz zaman ürettiğimiz içeriği WordPress tarafında aslında analiz etmemizi sağlıyor. Her içerik için bize içerikte kaç anahtar kelime kullanılmış, anahtar kelime yoğunluğu nedir, içeriğin hangi paragrafında anahtar kelimelerimiz var, headinglerde yani H1, H2 etiketlerimizde anahtar kelimelerimiz var mı, içeriğimizin kopya skoru nedir? Hani başka yerlerle kıyaslandığı zaman bunun için Flash Reading adında bir analiz aracı kullanıyor. Daha sonrasında ideal yazı uzunluğunun yukarısında mı aşağısında mı ya da okunabilitesi ne kadar içeriğimizin bununla ilgili insight'lar sunuyor Yoast bize. Search Console'da da Search Analytics tarafımız var. Search Analytics tarafında aslında Search Analytics tarafını bir noktada biliyoruz. Ne açıdan biliyoruz içerik tarafında? Hangi sayfalarımız hangi kelimelerden içerik alıyor? Hangi kelimelerimiz daha çok trafik getiriyor sitemize? Burada bunu gözlemleyebiliyoruz. Ben burada Zeon'un verilerini kullanmak istedim. Burada aslında çok sık bilinmeyen ufak bir tip paylaşmak istiyorum. Burada son 28 gün karşılaştırmasını yaptığım zaman Search Analytics üzerinde gördüğünüz üzere Ekim ve Kasım ve Kasım ve Aralık aylarını bizlere kıyaslıyor. Ama ben belki burada aynı yükselişleri, aynı düşüşleri görmek istiyorum. Bu konuda hem tıklamalar hem gösterilen birden fazla metriyi seçtiğim zaman böyle bir veriye ulaşamamış oluyorum. Ama sadece tıklamaları seçtiğim zaman, yani sadece trafiğime bakmak istediğim zaman, anahtar kelimenin sisteme düşürdüğü trafiğe bakmak istediğim zaman bana bir fark sunuyor Search Analytics ve bu şekilde hızlı yükselen ya da hızlı düşen kelimelerime göre sıralama yapıp bu tarafta aslında güçlü bir insight çıkarabiliyorum. Belki bazı kelimelerimiz çok trafik getirmiş olabilir o dönemde ama fark tarafında görerek ani düşüş yaşamış kelimelerimiz ya da ani yükseliş yaşamış kelimelerimizi de görebiliyoruz. Search Analytics tarafı aslında bize son 90 günlük veriyi veriyor maksimum ama Glenn Gabe'in son açıklamasına göre artık son 365 gün verisi yani son bir senenin verisinde ulaşabileceğiz. Şimdilik beta durumda olduğu için henüz ulaşamıyoruz. Bu da aslında SEO tarafında bizim için çok kıymetli bir duyuru. Çünkü hani Search Analytics'te bütün verilerimiz mevcut sitemize ait. Sitemizin hani orası röntgen filmi gibi bir alan ve o tarafta bir senelik verinin olması bizim için büyük bir önem arz ediyor. Search Analytics tarafında kullanabileceğimiz aslında iki tane araç daha var. Ücretsiz yine bunlar. Search Analytics for Sheets. Demin bahsettiğim üzere son 90 gün verisinin maksimum çekebiliyoruz. Search Analytics for Sheets sayesinde yine sitemize trafik getiren kelimeleri, sitemizin en çok trafik alan sayfalarını son 90 günden daha fazla sürede depolamamızı, yedeklememizi sağlıyor. Bununla ilgili gene bir meetups'ımız vardı zaten Search Console'un kullanımı ile ilgili. Ona da ulaşabilirsiniz. İkinci aslında şimdilik ücretsiz olan tool'umuz ZeoMind. ZeoMind'da da yine son 90 günden daha fazla veriyi Search Console tarafından çekebiliyoruz. Aynı zamanda bu çektiğimiz verileri ya da kelimeleri gruplandırma yaparak güzel ve güçlü bir insight sağlayabiliyoruz. İçerik tarafında diyeceklerim bu kadar. Aslında güçlü bir içerik yaratmak, pazarda hangi içerik fırsatları var, bunları nasıl analiz edebiliriz? Biraz bunların üstünde konuştuk. Şimdi bu içeriklerimizi nasıl bir link inşası yaparak ya da sitemizin genel link durumuna bakarak neler çıkarabiliriz? Biraz bunlara bakacağız. Link inşası tarafında aslında yine iki güçlü tool'umuz var. Ahrefs yine burada da yer alıyor. Bir diğer tool da aslında Majestic. Majestic aslında ücretsiz olarak kullanılabilen güçlü bir tool. Ama günlük bir limit koyuyor bize. Belli bir sorgu sayısından sonra bu tarafta sorgu yapamıyoruz. Ama Search Console'la sitemizi bağlarsak aslında çoğu modülü ücretsiz olarak kullanmanızı bize sağlıyor. Majestic detaylarından biraz bahsetmem gerekirse
Yine elvinmin.com'u aslında burada analiz ettim. Genel olarak çok güçsüz bir backlink profili var. Bu tarafta görebiliyoruz. Solda trust flow'umuz, sağda da citation flow'umuz var. Trust flow bize aslında sitemize gelen backlinklerin niteliği yani kalitesiyle ilgili bir insight sunuyor, bir bilgi sunuyor. Citation ise sitemize ne kadar backlink geliyor, biraz da niceliğiyle ilgili aslında bize bilgi veriyor. Gördüğümüz üzere aslında güçlü kelimelerden link alamıyoruz. Majesty'yi ne tarafta kullanabiliriz? Zararlı link analizi yaparken kullanabiliriz. Çünkü ücretsiz bir araçta sıfırdan bir SEO stratejisi belirlerken aslında ve link inşasına başlarken önce zararlı linklerimizden kurtulmamız çok önemli. Zararlı linklerimizi çıkardıktan sonra bunları aslında Google'ın Disavow tool aracıyla Google'a bildirmek. Ben bu sitelerden link gelmesi benim bilgim dahilinde değil. Bu linklerden kurtulmamız gerekli şeklinde bir uyarı yaparak bu linklerden kurtulabiliyoruz. Gördüğünüz üzere elvinmin.com'da 2 adet adult içerikten link gelmiş. Bunları Google'a belirterek kurtulabiliyoruz aslında. Bizim için herhangi bir sorun yaratmıyor uzun vadede. Rakip analizi çok önemli yine backlink konusunda. Çünkü biz kendimiz bir link inşası yaratacağız ama rakibimiz biz bunları yaparken neler yapıyor bunları görmek çok önemli. Yine yolda.olmak.com'un backlink profilini incelediğimiz zaman backlink sekmesi altından aslında nerelerden backlink almış bunları hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Tüm backlink aldığı siteleri trust ve citation değerlerine kadar hangi kelimelerden link aldığına kadar görebiliyoruz. Alternatif backlink edinme yöntemleri de var. Aslında bu işin biraz daha eğlenceli ve daha doğal olan tarafı. Örneğin Elvin bir seyahat ve yaşam bloggeriysa bir infografik yaratıp bu infografiğin farklı sitelerde paylaşılmasını sağlayıp ya da Hürriyet Seyahat'te yazıyorsa burada paylaşılmasını sağlayıp kendi sitesini aslında doğal yollardan backlink trafiği çekebilir. Gezginler için pratik valiz hazırlama rehberi şeklindeki infografikler aslında hem sosyal tarafta paylaşılabilir içerikler olmuş oluyor hem de sitemize backlink getirecek kaliteli aslında içerikler olmuş oluyor. Hem de kullanıcıya aslında güzel insightlar sunuyor. Link tarafında Ahrefs'e geçersek yine yoldaolmak.com verilerini incelersek aslında Best Buy Links Growth diye bir alanımız var. Yine rakibin neler yaptığını inceleme konusunda bu bize büyük bir anlam veriyor. Çünkü rakibimizin son 30 gün içerisinde en son nerelerden link aldığını, son 30 gün içerisinde link çalışmalarına ne kadar bir yatırım yaptığını buradan inceleyebiliyoruz. Bu taraf rakibin neler yaptığını anlama konusunda önemli bir alan. Bir başka alansa yine Ahrefs üzerinde Best Buy Links modülü. Bu tarafta da yine kırmızı ile işaretlediğim alanda 404 sayfalarımıza düşen linkleri görebiliyoruz. Yine bunu quick win olması amacıyla aslında sunumuma ekledim. 404 sayfalarımıza düşen linklerin bizim için bir kıymeti aslında artık kalmıyor. Bunları site içerisinde link queue'su da bozmadan dağıtmamız gerekli. 404 sayfalarımıza düşen linkleri nasıl dağıtabiliriz? Bu 404 sayfalarını aslında tespit edip yönlendirerek, 301 yönlendirmeleri yaparak sitemizde link akışında aldığı link değerlerini ilgili sayfalara aktarabiliriz. Link inşası için gene Yiğit'in bir Digital Zone sunumu var. Yine sunum paylaşınca ulaşabilirsiniz oradan. En son olarak da aslında ölçümleme. Dediğimiz gibi ölçümleyemediğimiz şeyi geliştiremeyiz. Genel olarak neler yaptık aslında bu çalışmalarla beraber? Bunu anlamak için iki büyük aracımız var. Google Analytics ve SEO Monitor. Bir de Search Console'umuz var ama Search Console'dan hani yeterince bahsettik ki Google Analytics'i de aslında yeterince biliyoruz. Organik tarafta kırdığımız zaman trafiğimizi bir ay içerisinde bize neler getirmiş bu yaptığımız çalışmalar, bir önceki ayla karşılaştırması nasıl bunları detaylı bir şekilde analiz edebiliyoruz Analytics, Google Analytics tarafında. Google Analytics gene Google'ın sunduğu ücretsiz bir araç ve aslında çok büyük datalar çıkarabileceğimiz, iyi anlamlar çıkarabileceğimiz güçlü bir araç. Ben biraz SEO Monitor tarafında durmak istiyorum. SEO Monitor da yine 14 gün ücretsiz kullanabileceğimiz bir araç. Burada yaptığımız anahtar kelime analizi, içerik tarafında bahsettiğim yaptığımız anahtar kelime analizimizi SEO monitöre yükleyerek anahtar kelime takibi gerçekleştirebiliyoruz. Burada bize mevcut konumlarımızı, bu konumlarda günlük olarak ne kadar değiştiğimizi ve bu anahtar kelimelerin aranma hacimlerine kadar bütün detayları aslında veriyor. Rank sütunu altında aslında yıldızlı görebileceğiniz konumlarsa örneğin o kelimede bu zamana kadarki en büyük yükselişin yaşandığını bize ima ediyor. Yine SEO monitör tarafında bir rakip analizi gerçekleştirebiliriz. Burada biraz blue'laştırdım. Burada rakiplerimiz var. Bizim kelimelerimiz var. Bizim kelimelerimizde rakiplerimizin sıralamaları ne durumda?
bizim sıralamalarımız ne durumda? Bunları görebiliyoruz. Rakiplerimiz düşüşte mi? Bu kelimelerde listeleniyor mu aslında? Bunları tek bir ekran üstünden takip edebiliyoruz. Bu da yine bize içerik üretme tarafında ya da hangi içeriğimizin ne durumda gittiğinden ya da o anahtar kelimemiz aslında doğru içeriği mi hedefliyor, doğru landing page'i mi hedefliyor? Bunları görmemiz açısından SEO monitörü aslında çok kıymetli bir araç. Clipfolio adında bir dashboard aracımız var. Bu da aslında ücretsiz değil ancak fikir vermesi adına ekledim. Veriyi görselleştirme açısından oldukça önemli bir araç. Çoğu tool'dan veriyi API'larla çekerek aslında bizlere güzel bir dashboard görünümü sunuyor. Bir ekranda aslında birden fazla aracımızın çıktısını görmemizi sağlıyor. Dashboardlar da bu açıdan önemli. Ölçümleme için yine bu tarafta meetups'larımız var, videolarımız. Genel olarak aslında teknik, içerik, link ve ölçümleme olarak bütün circle'larımızı, bütün ana kalemlerimizi ele aldık. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler. Çok teşekkürler Mert. Rica ederim. Bir iki soru alacağız. Önce ben bir soruyla buskırayım. Tabii. Rutin görevim olarak. Bütçe olarak şu anda hani ücretsiz tool'lardan bahsettik ama öyle ya da böyle bu işin çok kısıtlı bir bütçesi olan biri birçok aracı kullanmak istemiyorsa da gerçekten belki bu o kişinin uzmanlığı değilse kafasını da karıştırabilir çok fazla araç kullanmak. Aylık gerçekten $50 bütçesi olan biri doların da Bitcoin'le kapışır yükselişini göz önünde bulundurursak sence nasıl bir yatırım yapmalı? Sıfır bütçesi olmadığını bir tool'u internet ve elektrik maliyetlerinin yanına sayacağını varsayarsak. Hangi tool olurdu diyorsun? Evet, hangisini kullanmalı sence? Bence kesinlikle Ahrefs olurdu. Yani Ahrefs tek başına SEO tarafında aslında analiz yapabileceğimiz hem backlink tarafında hem de içerik tarafında hem de tarama tarafında, crawl tarafında analiz yapabileceğimiz. Bu da yeni asla çıkan bir özellik. Aynen. Ahrefs'in yeni bir özelliği crawl da yapılabiliyor. Artık aslında deep crawl'un yaptığı bazı insight'ları bize verebiliyor. O yüzden ben Ahrefs'e para yatırma taraftarıyım. Başlangıç fiyatı ne kadardı Ahrefs'in? Yine $50 altı sanırım değil mi? Galiba. Okay. Galiba evet. Güzel. Öyle. Tamam, soruları alabiliriz. Var mıydı sorusu olan? Şey soracaktım. WordPress'te dil seçeneği kurarken alt klasöre kurabiliriz demiştiniz. Hı hı. Polyline kullandığımda dil seçeneğini subdomain ya da sonuna eklen yani klasör slash olarak ekleyebiliyorduk. Sizin söylediğiniz şekilde nasıl olacak? Yani ekstra dil klasörü kurduğumuzda Polylink bağlantısı nasıl olacak orada? Polylink tarafında aslında ekstra dil klasörü yarattığınız zaman geriye sadece reflank etiketlerini doğru işaretlemek kalıyor. Yani aslında İngilizce siteniz için o ekstra yarattığınız dil klasörü eğer İngilizce versiyonumuz içinse onu işaretlememiz gerekli reflank tarafında. Türkçe için de Türkçe tarafı işaretlememiz gerekli. Aslında Polylink ve diğer önerdiğim reflank eklensin birlikte kullanırsanız ideal yapı yakalamış olursunuz. WordPress kullanmayan için o Yoast'ın bir dengi ya da bir değişik versiyonlar mı? Yani WordPress olmazsa kullanabileceğimiz eşit bir... Açıkçası bilmiyorum. Diğer altyapı sistemleri için SEO eklentisi olarak neler var? Çok fikrim yok. WordPress'in çok CMS olarak da alternatifi yani belki Drupal ya da Joomla diyebiliriz ama çok yani, sınırlı oradaki eklentilerde gerçekten. Evet yani CMS olarak sınırlı hakikaten ama kullandığınız CMS'i bana iletirseniz araştırıp dönebilirim.